Yüksek uçuş derin dalış başlıyor. Efendim? Yüksek uçuş derin dalış başlıyor. Action, action. Sen sevmezsin gerçi böyle. Action. Action ne ya? Action, action. İşte böyle action. Bak, yüksek uçuş derin dalış. Bak. Sen benden önce buraya geldin, buraya yazdıklarımı okudun, ondan sonra bu numaraları yapıyorsun. Evet. Yani bir şey daha senin kafana vurmak için benim şeyimi almışsın önümden. Ha, sen daha babasını buldun. Evet. Ama savunurum kendimi, onu söyleyeyim. Bir kapışalım mı şunlarla karşılıklı seninle? Bir düello yapalım mı? Hayır, nereden buluyorsun bunları? Nasıl bir insansın hacı babam ya? İhtiyaç. Olmaz böyle bir şey. İhtiyaçlar. Hayır, geldiğimde sen burada yoktun. Evet, doğru. Kahve içmeye gitmiş olabilirsin. Evet, başka ne içecektim? Çay mı içecektim? Hayır, şimdi yani bu neyse ki. Yine bu Ars Gratia Artis falan, yine Latince bir şeyler. Hasret kalmışsındır Latince'ye diye. Hasret... Geçen bölüm Çince artık yani, evet. Yetti artık. Ya. Bak, kamera ne kadar güzel. Bizim sarı çizmeli Mehmet Ağa vardı. Evet. Barış Manço. Bu da kamera. Kim ha? Kamera. Bizim kamera var ya, Hacı Kamera yok mu ya? Neci o? Ya ne bileyim. Önünde ne var önünde? Onun adı ne? Kamera. Kim icat etti? Kamera deme sakın. Kamera icat etti. Ya inanmıyorum acaba. Tabii kameranın icadıdır. Ya böyle bir şey olay. Ya inanmıyorum ya. Sen bilmiyorsun. Ben de okuyorum kamera de. Acaba eski bir adam mı? Sen hani eski bir adam. Ya. Eski bir adam. Eskilerden böyle bir harem ağası. Harem ağası. Haremdeki hanımları eğlendirmek için fırsat bir şeyler arıyor. İmkanlar hep aynı şeylere sıkılıyorlar hanımlar. Bunun üzerine almış incecik kuzu bağırsağını incecik temizliyor. Böyle şeffaf olur kuzu bağırsağı temizlediğin zaman. Onların üstüne bir takım resimler yapıyor. Onları böyle geçiriyor ışığın önünden, o resimleri falan. Onları seyrediyorlar. Bayılıyorlar. Çok enteresan geliyor onlara. Gerçek mi bu efendim, anlattı? Tabii ki yalan. Olur mu öyle şey? Sen çek, ben dinliyorum. Sen eski adamsın ya. Allah çektirmesin. Ben böyle eski kamerayla çekeyim seni bari. Efendim, sen konuş, ben diyeyim. Bak, beni modern kameralarla çekiyorlar. Evet. Seni böyle seni bununla çekeyim. Allah dağına göre kar verir. Bu ne be, silah gibi öyle şey mi olur? Ama kameranın efendim, silah etkisi olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Doğrudur. Yani ha, silah doğrultmuşum ama kamera doğrultmuşum. Doğrudur. Çünkü sana yapılan bir tehdittir. Özel hayatına. Tabii. Seni alıyor oraya, kaydediyor görüntünü. Bir de çok ya bir şey vardı. Sen bilmezsin tabii, doğmamıştın belki o zaman. Şili. Tabii gençlik böyle şey, ne yaparsın? Güney Amerika'da Şili diye bir ülke var. Orada muazzam bir siyasi olay yaşanmıştı. Şili'nin seçilmiş ilk komünist devlet başkanını falan devirdiler. Burada muazzam bir darbe, askeri darbe yaşandı Şili'de. Orada bunları görüntüleyen bir kameraman yani işte görüntüleyen haber kameracısı. Tamam. Onu tabii görüntüle dedin ya, silah. Evet. Görüntülenme istemiyorlar adamlar. Görüntü, çünkü dünyaya gidecek. Kimin ne yaptığı belli olacak. Bir şey, orada bir muhafızlardan biri, yani darbeci adamlardan biri kameramana silah doğrultuyor. Adam bırakmadı kamerayı elinden. Kendi vuruluşunun filmini çekti herif. Ya inanamıyorum. Öldü ya. Öldü. Kamerada görüyorsun. Adamı nasıl vurduğunu görüyorsun. Yani tüfeğin patladığını görüyorsun, sonra kayboldu. O zaman benim bu tezim de silah etkisi yapmıyormuş. Onu gördük. Yani silah daha etkiliymiş. Yani. Silah daha. Bu da manevi olarak da aslında bu kamera, evet. Keşke silahlı kamera yapsaydı bari. Bak, akıllı dur, çekiyorum. Çekiyorum. Buf, bir basıyorsun, öbür bir bas. Aslında öyle tabii. Yani sinema o zaten yani. Sinema, kamerasız sinema olmuyor. Işte. Ama çok ilginç kamera ya. Peki kinema nedir? Hadi kamerayı anladık. Kinema nedir? Yani aslında kinema demek lazım. Çünkü hareketle ilgili şey. İnsanlar ilk medeniyetten beri bir şeyleri resmediyorlar. Bir şeyin resmini yapıyorlar, değil mi? Resmi yapıyor. Resim, yani elinin resmi, mağaraların duvarlarında hayvanların resimlerini yapıyor falan, bir şeyler, evet, yapıyor. Evet. Ama resim dediğin şey hareketsiz bir şey. Değil mi? Fotoğraf çektiğini düşün. Fotoğraf da hareketsiz, değil mi? Fotoğraf da hareketsiz. Resmin hareket etmesi çok acayip bir şey. Yani birçok resmi, yani bir saniye içinde insan gözünün algılaması, bir saniye içinde 24 tane fotoğrafı koyarsan, ha, bu bir hareketi gösteriyor.
Bir saniyede 24 fotoğraf. 24 tane fotoğrafta. Yani elini şöyle hareket ettirmek için elinin 1, 2, 3, 4, 5 böyle çekeceksin. Bunları arka arkaya koyduğun zaman hareket görüyor göz. Olmayan bir hareketi görüyor. Allah Allah. Sabit çok resimlerden iyi. Meydana gelen bir hareketi görüyor. İnsanlar ilk defa bunu keşfettiklerinde ve ilk defa böyle hareketli görüntü gösterdiklerinde insanlar şoka giriyorlar. Ya girmez mi ama acaba? Görüntü hareket ediyor. Gerçek mi değil mi? Bir meşhur bir ilk çekilen zannediyorum odur o. Bir trenin gara girişini çekmişlerdi. Bu belgesel tabii. Herkes kaçıyor orada tren üstüne. Ama ne üstümüze geliyor diyor. Ayılanlar bayılanlar kaçanlar falan. Yani böyle bir şey. Kitle üzerindeki bu etkiyi görünce ortaya sinema diye bir şey çıkıyor. Biz kitleyi üzerinde bir muazzam etki yaratabiliriz. Heh, şimdi oraya ben onu soracağım. Çok merak ediyorum. Fakat acaba şöyle mi bulundu? Mesela diyelim ki işte bir mağara, bir sürü resimler var yan yana. Evet. Resimler hareket etmeyeceğine göre adam koşuyor yanında. Mesela onlar böyle şey gibi öyle mi buldular acaba? Yani o resimden hareket ediyor. İlginç bir şey ya. Yani. Evet, ben bu Allah, böyle ben, müthiş bir zekaya sahip evet, olmadım ki. Herhalde çok yani. Büyük bir günah işledim ki seni musallat etti benim başıma yani. Peki tamam, özür dilerim. Başka bir şey yok. Şimdi başka bir konuya geçiyorum. Sinemanın kitleler üzerinde etkisi var mıdır? Olmaz mı? Olmaz mı ya? Kitlenin en büyük kitle sanatı sinema sanatı. En büyüğü. Bak bir tiyatro oyununu, evet, bir tiyatro salonunda orada bulunan 300 İnsanlar. Seyirci, 200 tamam. seyirci, 600 seyirci, hadi 1500 seyirci bir tiyatro oyununu belli bir zaman dilimi içinde o oyunun o oynanışını o kadar kişi seyreder. Tabii. Ama aynı filmi aynı şehrin içinde 780 sinemada oynatırsan 780 kişi aynı saatte aynı filmi seyredebilir. Aynen yani Allah. Kitle muazzam bir kitleye hitap ediyor. Sinema aslında seni esir eden bir şeydir. Senin kişisel özgürlüğünü elinden alan bir şeydir. Şimdi tiyatroda oturuyorsun değil mi? Karşında bir sahne var. Sahnenin üstünde oyuncular var. Sahnede bir takım dekorlar var. Değil mi? Varsayalım ki böyle. Sen oturduğun yerden orada istediği kadar adam konuşsun. Sen oraya bakıyorsun. Oradaki saat mesela. Dekor ilgini çekti. Veya başka bir oyuncu dikkatini çekti. Ona bakıyorsun. Sen istediğin yere bakarsın. Nereye istersen orayı görürsün. Ama sinemada bu kamera sana öyle bir şey yapar ki salon karanlık. Kameranın sadece onun gösterdiği şeyi görürsün. Başka çaren yok. Orada bir oyuncu vardı. Bir şeyse o kamera onu çevirdiği zaman sen buraya bakmak zorundasın. Yönetmen ya. Senin neyi görmeni istiyorsa ve neyi nasıl görmeni istiyorsa sen onu onun istediği şekilde görmek mecburiyetindesin. Bir tek şansın var. Nedir? Gözlerini kaparsın. Allah Allah. Bakmazsın. Veya dışarı çıkarsın. Başka şansın yok. Oturuyorsan orada onun gösterdiği şeyi görmek zorundasın. Sen kendin bir seçim yapma hakkına sahip değilsin. Ve bunu böyle kullandılar mı? Kullanıyorlar hala mı? Hala kullanıyorlar ve kullanacaklar. Yani kameranın bakış açısı diye bir şey vardır. Kameranın önündeki şey var ya çıkıntı ne diyorlar ona? Fokus. Fokuslama alet. Ya hayır efendim o çıkıntı var ya. O mercek. Mercek. Bunun genelde ecnebi bir ifadesi var. Ne diyorlar buna? Objektif. Objektif diyorlar değil mi? Bunun neresi objektif? Bakayım. Yani. Objektif kadar sübjektif bir şey var mı dünya üstünde? Ya üstad yine çok ama bunu da yazsaydın be hacı. Niye yazayım canım? Objektif kadar sübjektif bir şey ama bu atasözü oldu. Yok hayır. Sen yani. Estağfurullah. Tövbe haşa. Ya olmaz böyle bir bak, söz. Bak yani. Objektif diyor ona. Halbuki objektif sübjektif. Şimdi ben mesela çünkü sadece... senin bak evet beni ne burnumu mu görüyorsun ne görüyorsan o işte. Bu kadar sübjektif bir şey objektif dediği anda sen onun gösterdiğinin objektif olduğunu zannetmeye başlarsın, algılamaya başlarsın. Vay 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 doğru. Yani kitlede bir algı oluşturmanın en önemli aletlerinden biri budur. Ancak yedinci sanat diyorlar değil mi sinemaya? Yedinci niye sanat. Öyle? İşte altı temel sanat var. İşte mimari, heykeltıraş, edebiyat, musiki, resim filan, dans. Bunlar altı temel sanat. Yedinci sanat yeni çıktı. Yepyeni bir şey bu. Yedinci sanat. Bunların hepsini, geri kalan klasik sanatların hepsini tek başına yapabilirsin. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Edebiyat mı yapacaksın?
Yap. Sözlü de yaparsın, yazılı da yaparsın. Kalem kağıdın varsa kalem kağıda yazarsın. Şiir gene şiir olur. Söylersen gene şiir olur. Şarkı söylersin, tek başına da söylersin. Çalgıyla da söylersin. Oradan bir tane teneke bulup da baldırı küldürü kendine eşlik etsen tenekeye vurarak. Resim de yine aynı. Resim, dans, boyasız da yaparsın resmi. Çaya senin sevdiğin çaya parmağını bandırıp da resim yaparsın yani, bu olur. Fakat sinema için bir teknoloji gerekiyor. Evet. Tamam mı? Teknoloji gerektiği için de bir yatırım gerekiyor. Bir ticaretle, sanayiyle, üretimle iç içedir. Sinema tabii. 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 Herkes sinema yapamaz. Paran yoksa yapamazsın. Paran yoksa tiyatro yaparsın. Tiyatroyu parkta da yaparsın. Park bankının üstüne çıkarsın. Sokakta oynarsın. Sinemayı yapamazsın. Sinema yapabilmek için mutlaka senin arkanda bir maddi bir destek olması lazım. Bir takım aletler olması lazım. O aletlerin satın alınması, aletlerin kullanılması, çekimle iş bitmiyor. Çekimden sonrası var, seslendirmesi var. Bilmem eskiden tabii banyosu var, montajı var. Bir sürü bir takım şeyleri var. Yüzlerce insan, filmlerin sonunda künye akar ya. Ya inanamıyorum. Evet. Kaç yüz kişi var orada yani. İnanılmaz sayıda insan çalışıyor. Ne o alt tarafı, sen 1,5 saat bir şey seyredeceksin. Yüzlerce insan çalışıyor. Şimdi tabii ileri teknolojilerle bu iş ortadan kalktı. Bu sende var mı bilmiyorum, cep telefonu falan diye. Var. Ha, cep telefonuyla bile çekersin şimdi. Bir film. Ne olacak, çekersin, ne var ki? Kamera var mı üstünde? Var. Hareketli görüntü alıyor mu? Aldı, bitti. Ha. Yeterince pilin varsa uzun süre dayanabilecek kadar. Çek kadar. Bir saat çek, iki Allah saat çek, ne olacak? Allah çektirmesin. Böyle zannediyorum, böyle sinema filmleri de yapıyorlar. Böyle festivallerde yapıyorlar. Yani teknoloji geliştikçe sanayinin yaptırım gücü, ticaretin senin üzerindeki yaptırım gücü azalmaya başladı. Çünkü bir filme yatırım yaptığı zaman bütün tüccarlar gibi haklı olarak bir şeye yatırım yapıyorsa oradan kar elde etmek tabii istiyor. Öyle değil mi? Niçin yapıyor ki bunu? Yani fi sebilillah yapan adam yok yani bu işleri. Bir para beklentisi var. Para beklentisinin, yatırdığı paranın kendisine kar getirecek şekilde geri dönebilmesi için de insanın belli duygularına, belli dürtülerine hitap etmesi lazım. Tabii. Tamam mı? Talep görmesi lazım yani. Tabii. Dolayısıyla. İşte heyecan olacak. Efendim işte belli bir... aşk, entrika. İşte bir sürü bir şeyler, unsurlar var. Sen benden daha iyi bilirsin neler olduğunu. Bunların olması gerekiyor ve bunların bulunmadığı bir şeye yaptırtmıyor sana. He. Bir de kendi... Yaptırtmıyor derken yani sistemi kendisi yaptırmıyor, para getirmiyor çünkü. Ya, tabii canım ya, bir de sen sistemi, sinemayı eleştiren bir sinemada yapamıyorsun. Para vermiyor çünkü sana. Kendi kendini eleştirtmiyor. Kendi işine ne geliyorsa onu yaptırıyor sana. Onun için bir film seyrederken daima çok dikkatli olmak lazım. Amerikalı movie diyor zaten. Movie, hareketli olan. Biz film diyoruz. Film aslında yanlış bir şey. Film o incecik, artık film diye bir şey yok. Film incecik tabaka. Aslında zar demek film. Film. Allah Allah. Zar. İncecik zar. Şey gibi. Kıtmir gibi. He, anladım. Ne, o hani makinenin önünden akan incecik şey var ya, o kahverengi. Kıtmir ne demek kıtmir? Kıtmir deyince ne anlıyorsun sen? Vallahi yani şimdi burada söylemesem i̇şte, daha... Bilmiyorum de, medeni bir bilmiyorum adam ol. Ayıp yani. Öyle. Kıvırman bir anlamı yok yani. Ashab-ül Kehf'in köpeğinin adı Kıtmir'dir filan diye diyene Kıtmir filan. Evet. Kıtmir aslında kelime manası olarak hurma çekirdeğinin üzerinde incecik bir zar vardır. Evet. Böyle hafif tüylü gibi incecik bir zar. Ona Kıtmir derler. O kadar ince ki, o kadar şeffaf neredeyse. Allah Allah. Ha, film yani işte o, film. Halbuki Amerikalı buna movie diyor. Hareketli. Doğru olanı söylüyor. Hareketli olan. Çünkü fotoğrafın da filmi var. Artık vaka film bilim kalmadı böyle bir şey. Artık elektronik ortamda yapılıyor. Başka türlü kayıtlar yapılıyor ama. Film kullanmadan da movie yapılır. Tabii. Ama film ille de o... O alet. O araçtır. O malzemenin adıdır. Neyse, önemli değil bu. Şimdi sinema en büyük hareketli olduğu için kinetik enerji falan diyoruz ya. Hayır, şunu merak ettim. Kinema nedir? Yani. Hareket işte, movie. Ha, kinetik, kinematik, tamam. Hareketten geliyor. Hareketli resim aslında. Şimdi bu kadar kitlesel, bu kadar kitleye hitap eden ve elbette ki bunun bir girdisi olacak, bir para kazanacak adam buradan.
tartışılan bir konu vardır. Türkiye'de de çok tartışıldı bir zamanlar. Bilmem hala tartışılıyor mu? Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. He, yoksa bu o mu demek? Ars gratia artis. Ars gratia artis, Latince sanat sanat içindir demek. Tamam, ben bu yazıyı bir yerde görüyordum. Nerede sanki. Gördün? Nerede? Söyleyeyim sana. Filmlerde gördün. Hangi filmlerde? Amerikan filmlerinin en büyük Amerikan film yapım şirketlerinden bir tanesinin, hani aslan var bir tane. Yapıyor. Ha. O aslanın etrafında bu yazar. He, sanat? Sanat içindir. Sanat içindir. Aa. Kim söylüyor bunu? Kitle için sanat yapan biri söylüyor. Onun oraya sanat toplumlar içindir, toplumlar için yapılır demesi gerekirken sanat sanat içindir diye yazıyor adam oraya. Seni buna inandırmaya çalışıyor. Seni buna inandırmaya çalışıyor. Halbuki o seni etkiliyor kamerasıyla aslında. Tabii seni yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Tabii muazzam bir alan. Hakikaten muhteşem bir alan. Tıpkı bıçak gibi. Yani bıçakla ne güzel söylerler bizde. Bıçaktır sonuç olarak. Ekmek kesip biriyle paylaşmak için de kullanırsın. O bıçakla adam da öldürürsün. Tabii. Bıçak aynıdır. Bıçak değişmez. Aynı alettir. Senin nasıl kullandığın önemli. Sinemada nasıl kullandığın aynı şekilde önemli. Algı o da seni yönlendirmek için kullanılıyor. Algı yönetimi diyorlar ya şimdi. Evet. Algı yönetimi yapmak için. Sinemada olmayan olur gibi gösterirsin. Ne olacak ki? Yani bilim kurgu filmlerinde olmayan mekanlar var mı? Senin var. Güzel bir sözün var. Gördükleriniz gerçek. Gördükleriniz gerçek. Halbuki değil. Halbuki değil. Ya ama sen onu seyrederken sana gerçekmiş gibi geliyor. Şimdi bunu bu anlamda kitleleri aptallaştırmak, onlara yanlış... Bak bir şeyi hatırlattın bana şimdi, iyi oldu bunu söylediğin. Sinemayı bu anlamda en iyi, en ilk defa en etkili biçimde kullanan Hitler döneminin propaganda bakanı Goebbels. Doktor Joseph Goebbels. Adamın, bak Hitler'in propaganda bakanlığı var, bakanlık. Propagandayı bakanlık seviyesinde Allah yapıyor. Allah. Devlet. Bunlar çok önemli filmler yaptılar. O dönemin en kaliteli, en başarılı yönetmenlerini, kendi dünya görüşlerini kitlelere aktarabilmek için o doğrultuda filmler yaptılar. Finanse ettiler tabii büyük. Ama sinema filmi, yani öyle belgesel bilmem ne. Evet, var mı filmi mesela bu filmlerden aklında olan? Riefenstahl, Leni Riefenstahl'ın meşhur bir filmi vardır. O ismini hatırlamıyorum filan ama yani o şey, biz seyrettik bir kere. Bizim bir hocamız vardı üniversitede, Viyana'da. O bize bu filmin etkisini anlatmak için Goebbels başkanlığında, onun denetimi altında yapılmış bir filmi anlattı, seyrettirdi. 1939-40 falan gibi o yıllarda yapılmış bir film. Bir hikayeyi anlatıyor, bir ailenin hikayesini anlatan bir film. Dedi ki bize, bu filmi seyredeceğiz şimdi, sizden rica ediyorum, ben ışıkları tekrar açtığımda aklınıza ilk gelen şeyi söyleyin. Allah Allah. Tamam. Filmi seyrettik. Aklımıza ışıkları açtı. Hemen hemen hepimizin söylediği şey aynıydı. Almanlar Polonya'yı işgal etmekte kesinlikle haklıydı. Allah Allah. İnanılacak gibi. Biz bunu biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın nasıl bir yayılmacı politika güttüğünü, insanlara nasıl zulmettiğini falan, bunları bilmemize rağmen filmi seyrettikten sonra hepimiz de iyi ki girdiler. Alkışlıyorduk neredeyse yani filmi seyrederken. Hitler'in orduları ya. Oradan içeri girerken. Böyle bir etkisi var. Bilen insan üzerinde bile etkisi. Ama da bu niyetle çıkmadı sinema. Öyle değil mi? Bu yani niyetle... sinema tamamen masumane belki de. Yani teknik ilk yapan bir, teknik bir konu. Şimdi. Yani tabii. Bir anı kaydediyorsun, sonra tekrar seyrediyorsun. Ha, tabii. Bir şey yani. Ha, öyle çıktı büyük ihtimal. Ama baktılar ki çok etkisi var. Ya. Hemen kendi şeyini kullandı. Ama bıçağı, adam öldürmek için kullanılan bıçağı ekmek paylaştırmak için de kullanabildiğine göre, demek ki sinemayı da sen her iki yönde kullan. Artı değer üretmek için, insanlara güzel şeyler söylemek için, insanların dikkatlerini doğru olanlara yöneltmek için de kullanabilirsin. Tabii ama çok zor. Yani sonuçta diğerini yasaklayamazsın. Yani sonuçta sen, birileri de seçim yapması lazım bununla. Yani efendim, neyi seyredeceğim, nasıl seyredeceğim diye. Yasaklamakla iş olmuyor. Bak bu temelli bir kuraldır. Her yasak beraberinde onun
onu delmek için bir yol getir. Sen bilirsin bak, derler ki yani bir kasa hırsızının açamayacağı kasa yoktur. Evet. Neden? İnsan yapısı çünkü. Onu yapan da bir adam. Onu şifresini çözecek olan da bir adam. Kilit varsa o kilit açılır. Açılmayacak kilit yoktur. Yasak varsa delinir. Mutlaka o yasağa karşı bir şey olur. Mühim olan yasakla bir şeyi durdurmak değildir. Mühim olan onun alternatifini ortaya koymaktır. Daha kaliteli bir alternatifini ortaya koymaktır. Peki iyi sinema dediğinde kim aklına geliyor mesela? Oho! Yani çok mu? Mesela ama spesifik öyle... böyle bölge bölge mi ayırıyorsun kafanda? Hayır. Yoksa bunu dünya sineması ben olarak mı ayırıyorsun? Dünya sineması olarak görüyorum. Ne düşünüyorsun mesela? Ama yani şimdi haksızlık ederim. Yönetmenleri saymaya kalksam birini eksik söylerim, haksızlık olur. Ama yani her işin babası üstadı vardır. 3-5 tane. 3-5 taneden fazladır sinemada. Hadi çok yani. Daha fazladır benim gözümde. Çok daha fazladır. Çok daha fazla. Yani mesela bunları coğrafi olarak ayırabilir misin? Mesela ben bir ara Rus sinemasını çok beğeniyordum. Rus filmlerini. Sonra bir ara İran filmlerine şey yaptım. Ama yine yani Amerika yönetmenleri de yani şey geliyor bana yani. Neden Amerika'nın yönetmenleri diğerlerine kıyaslandığında daha etkili oluyorlar sence? Paraları var. Başka? Rusların yok mu? E niye acaba? Niye? Neden? Çünkü Amerika çok farklı kültürlerin bir araya gelmesinden meydana gelen bir toplum. Amerikalı diye bir adam yok ki. He. Amerikalı çok diye bir nesil var mı? Bir soy var mı Amerikalı yok, diye? Yok tabii yok. Yok Amerikalı. Herkes bir yerden oraya gitmiş. Beraberinde gelirken kendi medeniyetinin unsurlarını beraberinde getiriyor. En azından şuur altında getiriyor, sadece bilerek değil. Taşıyor onu kendi beraberinde. Dolayısıyla çıkan ürünler çok verimli oluyor. Kimdir? Evet yine birkaç isim alayım. Söylemem. Hayır söylemem çünkü haksızlık olur. Birini söylemedin, onu bir söylemedi filan ya da birini beğendiğini birini söylemedin. Ya senin beğendiklerin zaten ölmüştür be hacı babacığım. Ne münasebet canım öyle şey olur. Eskilerden söyleyeceksin. Hayır. Peki rahmetlilerden söyle o zaman. Eskilerden söyle. Rahmetli olup olmadığını bilmem. Eskilerden söyle. Ne bileyim işte. Mesela hayatımın filmi dediğin şey var mı? Hayatımın filmi çok var ya. Müthiş. Bir üç hayatımın tanesini söyle bize. Benden bir öğrenmek istiyorum ya. Çok Fred merak. Zinnemann. Fred Zinnemann. Evet. Nedir bu? Kimdir? Yani şimdi yani al bakalım. Bak konu nereye geçti? Biraz anlar. Merak ettim yani. Bu, mesela bu Avrupa'dan, Avusturya'dan Amerika'ya 2. Dünya Harbi yıllarında gitmiş. Orada ancak hayatını kurtarabilmiş. Nasıl bir takım bilim adamları Türkiye'ye geldi o yıllarda. Tamam. Bunlar da oraya gitti. Ya da aldılar o korkunç baskıdan. Bu adam Amerika'ya gitmiş. Sinema yönetmenliği yapmış. Benim gözümde dünyanın en çarpıcı filmlerinden birini yapmış bir adam. Mesela hangi film? Türkçe'ye çevrilirken ismini iyi tercüme etmediler. Her devrin adamı diye tercüme ettiler. A Man for All Seasons diye. Halbuki her devrin adamı dediğin zaman mürahi bir adam akla geliyor yani. Her devre göre evet, kılık değiştiren falan. Olumsuz. Halbuki başka bir şeyden bahsediyor. Her devirde bulunması gereken adam, her zaman, her eve lazım. Her zaman için, her eve lazım. Böyle demek lazım. O hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun bilmiyorum. Utopya'dan filan bahsediyor. Evet evet, çok iyi hatırlıyorum. Thomas More'dan bahsetmiştik. Evet, Thomas More. Thomas More'un ömrünün son 2 yılını, idamına kadar olan o dönemi ele alan bir film. Hadi ya. Çok önemli bir filmdir. Muazzam bir... çarpıcı bir filmdir bu. Mesela aklıma ilk gelen adam benim o. Peki mesela sinema insan hayatında, mesela senin hayatında. Yani ben şu filmi seyrettim ve artık her şey değişti diyeceğin bir şey değil galiba. Yok ama seyrettiğin iyi filmler, yani kaliteli filmler içerik olarak. Seni yavaş yavaş inşa ediyor. İnşa ediyor ve sonradan fark ediyorsun ya o... Bu bende bir takım düşünceleri değiştirdi. Ve mesela sen biliyorsun ben bir filmi en az 3 defa seyrediyorum. Evet. Yani eğlenmek için. Peki mesela yönetmenden mi yola çıkıyorsun yoksa? Hayır. Film konudan yola çıkıyorum. Öncelikle konudan. Zaten çok fazla bir konu yok. Bir araştırma var benim bildiğim kadarıyla yapılmış, bir çok ciddi. Dünyada anlatılan konular aslında 7 tane, 8 tane konu var en fazla. Bildiğim kadarıyla 7 tane var. Aşk zaten bunun başında. Dönüp dönüp dolaşıp hep o yani Romeo ve Juliet diyelim ki işte Kerem ile Aslı işte neydi? Charvillian Wallace. Dolanıp duruyor. Hep aynı şey anlatılıyor. Değil savaş, mi? Kahramanlık falan. Onu nasıl anlattığın? Ya. Onu nasıl anlattığın, nereden bakarak anlattığın
Ve bunu anlatırken amacın ne, hedefin ne? İnsanları aptala mı çevirmek istiyorsun? İnsanlarda bir zihni uyanış mı meydana getirmek istiyorsun? Ya. Şimdi dolayısıyla bizim yani sinema öyle bir umman konu ki sen de öyle o yüzden yanlış bir soru oldu. Peki dünya sineması zaten artık dünya sineması belli. Nasıl Türkiye belli? Türkiye adına bir şey ne konuşabiliriz? Yani Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Hiç şakası yoktur. Türkiye sinema konusunda çok önemli şeyler yapmıştır. İmkan darlığı yüzünden yapamamıştır. Ekonomisi yetersiz olduğu için insanlarımız, finansörler, yani para yatırımcılar sinemaya yatırım yapmayı ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunmayı düşünmedikleri için, sadece ticari olarak düşündükleri için atılım yapılamamıştır. Ama buna rağmen Türk sinemasında muazzam adamlar çıkmıştır. En azından bir tanesini söylemek zorundayım. Lütfen. Metin Erksan. Aa. Metin Erksan gibi dev yönetmenler yetiştirmiştir bu memleket. Kimdi Metin Erksan ya? Ben yani biliyorum da hangi filmleri çekti? Hayır hangi film? Benim burayı derhal terk etmem gerekiyor. Gerçekten bu... Ama... Hayır. Ne münasebet canım? Hayır şimdi burada söyleyeceğim. Metin Erksan'ı hayır, tanımayan bir adamla ben aynı masada oturmam doktor bey. Yönetmen bey, yönetmen hanım. Neydi o? Şey söyleyin anladım, siz peki, bana. Peki. Efendim bir sözünüz vardı yine sizin hatırlatırım. Neydi o? Soru sorarken arifane bilmem ne eski Türkçeden bir şey söylüyordunuz ya. Tecahülü arifane. Tecahülü arifane yaptım tabii. Söylemiyorum. İşine gelmediği zaman... Ha, söylemiyorum. Yok öyle şey. Ama bak şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Bir gün eğer hala tahammül edebileceksen sinemanın ayrıntılarına gireriz. Başka şeylere gireriz yani. Sinemanın türleri var çünkü yani bir eğlence filmleri var, bir belgeseller var, bir bilmem neler var, çeşitli türleri var. Evet. Onların umman bir konu sinema. İşin içinden çıkılacak bir konu bizim değil ama çok önemli. Ülkemizde peki yani en böyle spesifik olarak yönlendirilmiş ya da siyasi sinemalar falan var mıdır? Olmaz olur mu ya? Bu ülke etki etti mi yani? Olmaz olur mu? Bizatihi sinema ister doğrudan doğruya siyasi bir konuyu ele alsın, ister almasın. Sinema öyle ya da böyle siyasidir zaten. Hmm, çünkü bir dönemi anlatıyor zaten. Sadece bir dönemi anlatmakla kalmıyor. O dönemin etkisini taşıyor kendi üstünde. Belli bir dönemde yapılan filmler yaşadıkları dönemin etkisini taşırlar üstünde. O dönemin şartları artı tabii teknik imkanları artı tabii siyasi şartları. Muazzam bir baskı vardır. Sen sinemada bir şeyleri dolaylı anlatmak zorunda kalırsın. Söz gelimi. Sinema değil vaka tiyatro ama Shakespeare. Shakespeare Hamlet oyununda diyor ki Hamlet Danimarka devletinde ya da Danimarka'nın durumunda kokuşmuş, bozulmuş bir şeyler var diyor. İngiltere'yi kastediyor. İngiltere dese kafasını kopartacaklar adamın. İçeri atacaklar, öldürecekler adamı. Demiyor Danimarka'da diyor. Bu da olur mu? Aa İngiltere'de her şey mükemmel. Bu Danimarkalı berbat. Danimarka'da uzak bir yer falan böyle ne oldu? Kimse de bilmiyor. Allah Allah. Millet bunu işittiği zaman herkes anlıyor. Hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Şimdi belli siyasi baskı dönemlerinde belli şeyleri başka yerlere kaydırırsın. Başka yerlere kaydırdığın zaman herkes anlar neden bahsettiğini. Ama sen kendini herhangi bir siyasi takibattan veya mahkumiyetten kurtarabilirsin. Bunlar sinema çok muazzam bir alan, umman bir alan. Aslında seninle oturup sadece sinema konuşsak bile dünyanın... Peki mesela günümüzde sinemaya Türkiye'de şu anda son dönem Türk filmlerini seyretmemişsindir zannetmiyorum. Uzun zamandır film seyretmiyorum. Hacı babacığım bak kameralara oynama. Kameralara oynama burada da. Kamera ile sinema ayı konuşsak daha güzel olur. Film olur bu dediğin ya. Film olur. Hadi ben gidiyorum selamünaleyküm. Film olur. Film dedi ya film. Film ya film. Film. Bir tür hayvan mı bu ya? Benim film. Thank you.